kabul edenler, kabul etmeyenler, öneri kabul edilmemiştir. İYİ Parti Mersin Milletvekili Burhanettin Kocamaz, öğrencilerin yaşadığı yurt ve barınma sorunlarını Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne taşıdı. Öğrencilerin yurt ve barınma konusunda yaşadıkları sorunlar hakkında İYİ Parti grubu olarak vermiş olduğumuz meclis araştırma önergesi üzerine söz almış bulunuyorum. Öğrencilerin yurt ve barınma konusunda yaşadıkları sorunlar hakkında meclis araştırma önergesi veren İYİ Parti Mersin Milletvekili Burhanettin Kocamaz, genel kurulda söz alarak kamuoyunu ve milletvekillerini bilgilendirdi. Önerinin gerekçesini açıklayan Milletvekili Kocamaz, ülkede bir türlü önlenmeyen yüksek kira artışlarının üniversite öğrencilerini de mağdur ettiğini, artan konut kiraları ve zamlanan özel öğrenci yurt fiyatları karşısında yüz yüze eğitimin de zorlaştığını dile getirdi. Ülkemizde bir türlü önlenemeyen yüksek kira artışları üniversite öğrencilerini de mağdur etmiştir. Artan konut kiraları ve zamlanan özel öğrenci yurt fiyatları karşısında yüz yüze eğitim iyice zorlaşmıştır. Bu yıl da sınırlı sayıdaki KYK yurtlarına yerleşemeyen öğrenciler ya kiralık evlere ya da özel öğrenci yurtlarına yönelmek zorunda kalmıştır. Yaşadıkları barınma sorunu nedeniyle birçok öğrencinin kazandıkları okula kayıt yaptıramadığını sözlerine ekleyen Kocamaz, öğrenci ve ailelerin yüksek kira ve özel öğrenci yurt fiyatları karşısında bu yılda büyük bir çaresizlik yaşadığını ifade etti. Yaşadıkları barınma sorunu yüzünden birçok öğrenci de kazandıkları okullara kayıt yaptıramamıştır. Ev kiraları semtine göre %100 ile %500 arasında artmıştır. Ev fiyatlarındaki artışlar endişe verici boyutlara ulaşmıştır. Kira ile ev tutan öğrenciler bırakın evi, odaları paylaşmak zorunda kalmışlardır. Yalnızca ev kiraları değil, geçen yıla göre KYK'ya ait yurt fiyatları %30 ile %35 arasında, özel yurt fiyatları da %85 ile %105 oranında zamlanmıştır. Son zamlardan sonra özel öğrenci yurt fiyatları neredeyse uçmuştur. Asgari ücretle çalışan veya memur maaşı ile geçimini sağlayan ailelerin bırakın bu fiyatlarla çocuklarını özel yurtlara yerleştirmeyi, özel yurtların önünden bile geçecek halleri kalmamıştır. Geçen yıl yüzlerce öğrenci barınma konusunda sorun yaşamış, sokakta kalmışlardı. Sokakta kalan binlerce öğrenci geçen yıl belediyeler sahip çıkmış ve sokakta kalmalarını önleyerek barınma imkanı sağlamışlardı. Her ne kadar geçen yıllara oranla yurt sayıları artış göstermiş olsa da halen yetersiz durumdadır. Öğrenciler ve aileleri yüksek kira ve özel öğrenci yurt fiyatları karşısında bu yılda büyük bir çaresizlik yaşamaktadır. Bazı öğrenciler yüksek kira artışları karşısında büyük şehirlerde ev ve oda yerine yatak ve ranza kiralama yoluna gitmeye başlamıştır. Bunların dışında bazı öğrenciler ise paylaşımlı ev ve paylaşımlı odalara yönelmiştir. Her iki yöntemde de ne yazık ki ülkemizde öğrencilerin barınma konusunda ne kadar çaresiz bırakıldıklarını ve okumak için ne denli fedakarlıklara katlanmak zorunda kaldıklarını ortaya koymuştur. 21 yıldır ihmal edilen yurt problemi nedeniyle öğrenciler cemaat yurtlarında kalmaya zorlanmıştır şeklinde konuşmasını sürdüren İYİ Parti Mersin Milletvekili Burhanettin Kocamaz, bu olaylarda en sonunda FETÖ terör örgütünün gençlerimizi zehirlemesine kadar dayanmıştır. Bu nedenle KYK'nın yurt sayılarını arttırarak öğrencilerimizin barınma sorunlarını bir an evvel çözüme kavuşturulmalıdır dedi. Hepinizin de bildiği gibi ülkemizde geçmişten bu yana 21 yıldır ihmal edilen yurt problemi nedeniyle öğrenciler cemaat yurtlarında kalmaya zorlanmıştır. Öğrencilerimiz bu ihmaller neticesinde FETÖ terör örgütünün gençlerimizi zehirlemesine kadar bu nedenle KYK yurt sayılarını artırarak öğrencilerimizin barınma sorunları bir an evvel çözüme kavuşturulmalıdır. İYİ Parti'nin öğrencilerin yurt ve barınmalarının araştırılmasına ilişkin grup önerisinin gündemin önüne alınarak Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda görüşülmesi önerisi, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde çoğunluğu elinde bulunduran AK Parti ve MHP'li milletvekillerinin oylarıyla reddedildi. İYİ Parti grubunun iş tüzüğün 19. maddesine göre vermiş olduğu önerisini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, kabul etmeyenler, öneri kabul edilmemiştir.